bu gezimizi biraz işte mangaldan, işte semaverden uzak tutarak evet. yapmaya çalıştık. En azından sezonu açalım diye. Neyse ki çok büyümüşüz. İlk katılımlarda 3-5 motor oluyordu, 10 motor oluyordu, maksimum 13 oluyorduk. Bu sefer bir arkadaşımız var. 21-22. Yani bu işe zaten gönül vermiş insanlarız. Yani çoğunluk iki teker üzerinde bunu artık bir yaşam felsefesi haline getirdik. Bir kısmı da işten güçten gelemiyor. Şu anda hemen hemen evet, gördüğüm kadarıyla aile işler oluyor. Çekirdek kadrodan eksikler de var. Yani bizim oradan mesela mesafe var diye evet, şey evet. oldu. Normalde yani bir kadar dediler. Daha rahat katılım olur aslında. Selamünaleyküm arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gazlamaya başladık. Hadi. 50cc Kocaeli motosiklet tutkunları fan kulüp olarak hepinize merhaba diyorum arkadaşlar. Sezonu açtık. Sezon açılışı bugün yaklaşık 95 kilometrelik bu noktadan itibaren 95 kilometrelik bir gezimiz olacak. Yaklaşık 25-26 motor varız. Gelemeyen arkadaşlarımız da var. Gelemeyen arkadaşlarımız artık videolardan izleyip neler yaptığımızı takip edebilirler. Güzel bir olay. Sosyalleşmek için yapıyoruz ama fiziki mesafe kurallarına uygun olacak bu gezi. Ben böyle ara ara videoyu açıp sizlere güzel bir video olması için uğraşacağım. En arkadan gitmek zorundayım. Çünkü grubu topluyorum. Evet, grubun bir ucu viyadüğün altında, bir ucu benim arkamda. Bu güzel bir topluluk. İnşallah daim olur, ilerisi daha güzel olur. Görüyorsunuz bakın ileride, bir ucu ileride, bir ucu geride. Bu benim öndeki de kırbaç çıkışlı, normal düz 50cc. İyi bir bakım gerekiyor galiba ya, biraz ses geliyor ama. Söyleriz arkadaşım. Bayağı bağırıyor ya. Buna bir Erkan'ın el atması lazım. Vallahi beyler şöyle söyleyeyim. İlk kurulduğumuzda 3 kişiydik. Şu anda WhatsApp grubumuzda 80-85 aktif üyemiz var. Facebook'ta 250 civarı herhalde, 300'e yakın takipçimiz var. YouTube'da 400 küsür, 9000 izlemeli videolarımız oldu. Vallahi biz de şaşırdık. Hiç bu kadar ummuyordum ben, daha doğrusu baştan başlarken böyle tabi amatörce başlamıştım. Başlamıştık diyelim. Takdir ettiğiniz için, takip ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz ayrıca. Ben mecburen en sonda kalan motoru takip etmek zorundayım arkadaşlar. Benim görevim bu. Erkan Başkan'ı en öne saldık. O da en önden gidiyor. Grubu çekiyor. Ortalarda da Emre kardeşimiz var. Emre de ortayı idare ediyor. Çok teknolojik donanımlarımız olmadığı için mecburen bu şekilde bir tedbir aldık. Zaten gideceğimiz şimdi ışık bir 10 kilometre daha böyle ana yollarımız var. Ondan sonra zaten köy yolları, tali yollar ama hep asfalt, yani öyle söyleyeyim. Gayet güzel. Belki arzu eder de ileride katılmak istersiniz. Rota seçiminde bayağı şey yapıyoruz, yani en küçük motora göre ayarlamaya çalışıyoruz. Hava şu anda yaklaşık olarak 28 derece. Fazla da üzmemek lazım bu motorları. Bakımları tam olmayanlar olabilir. Böyle gideceğiz bakalım beyler. Hep de böyle konuşmayayım diyor, böyle kafanızı şişirmeyeyim. Ondan sonra videolar uzun oluyor. Millet sıkılıyor seyretmekten. 20-25 dakika. Yarım saat video mu olur arkadaş ya? 20. Ben maksimum seyrettiğim videolar 15 dakika civarı. Öyle söyleyeyim. Şuradan arkadaşlar benzin alacaklar. Oraya bir girelim bakalım. Hocam, acilen baga ve kayışını değiştirmen lazım. Kim yapar? Motorcular yapar. Ben uyumaktan vakit bulamıyorum. Dün akşam hallettik Ahmet hocamınkini. Ares cindi canlandı. Kayış ve bagan, başka bir şey değil. Arkandan geliyorum da bayağı ıkına ıkına gidiyor motoru. Normalde bu motor şimşek gibi gider. Motoyol başkan halletti. Evet, Murat kardeşimiz halletti. Enjeksiyonda belki mekanik aksamda dediklerim yapılırsa daha güzelleşir motorun gitmesi.
Evet, bir 15 dakika mola verdik. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum ama birazdan bir tabela denk gelir diye düşünüyorum. Evet, yazıyormuş. Hemen okuyacağım size. Evet, Süleymaniye'ymiş burası arkadaşlar. Süleymaniye bitti. Bundan sonra Kazımpaşa. Kazımpaşa'da da bir molamız olacak. Burada da güzel yollar var. Şurada bir gazlayayım ben. Buranın yolları hep böyle arkadaşlar. Süper. Yalnız burada bir otoyol bağlantı çalışması var. Böyle hayvani kamyonlar yine girmiş bu yollara. Dikkat etmek lazım. Gelen arkadaşların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar yoktu biz geçen geldiğimizde. Fıstık gibi geziyorduk. Böyle gördüğünüz gibi alabildiğine orman, yeşillik, mis, oksijen depoluyor şu anda. Şimdi şu anda ekipte de 108'ler var. 2019-2020 108'likler var. King, Rossi King 108. Rüzgar var, önünde gidiyor. Yalnız bu arkadaşlar bakım yapmamışlar galiba. Yani alır almaz ham haliyle kullanıyorlar. Kayış baka değişimlerini yapmadıkları için biraz şu geçtiğimiz rampalar vardı. Oraları çekmedim. Yoksa siz izlerken sıkılacaksınız. Oralarda bayağı zorlandılar. İte kaka gittik ama şu anda rahatlar. Artık bundan sonra zaten rampamız yok. Böyle dümdüz gideceğiz. İniş çıkış, iniş çıkış. Tatlı, meyilli, aşağı, yukarı vesaire gidiyoruz işte. Şurada bir daha bir gazlayayım da şöyle ekibin önüne geçeyim. Burada şimdi tehlikeli virajlar var. O yüzden önde gitmem lazım. Arkadaşları yönlendiriyorum bu arada. Arkadaşa su varsa bir su verin ya. Ertem abi yoldan kaçsana. Virajı aynen aynen başla. Şurayı bir boşaltalım da. Arkadaşa bir su verin de. Arkana baksana viraj. İlk yerde bir şey var mı? Kiti var mı yanınızda? Var bende. Alkol var bende, alkol. Dur bakalım. Yurtlu bir yere çekelim. O şekilde şey koyalım. Arkadaş nerede? Bir kişi yolda yapsın. Ben bırak. Var mı motorda bir şey falan? İyi, oraya almamış. Şey, getir elini bir alkol yiyelim birader ya. Yakmasın abi. Yakacak biraz. Yaksın, yaksın. Yok, yok, patlasın, patlasın. Yaksın, yaksın. Şöyle yap. Bas, bas, bas. Sakin ol, heyecan yapmana gerek yok. Olur, herkesin başında. Üstüne şey İki tekere bir herkesin başına gelebilecek bir şey. Bant vereyim mi? Üstüne kapatmak ister misin? Kapatalım, kapatalım. Var, biz onu yavaş gelen bir arkadaşlar. Onunla ufak ufak çıksak mı acaba? Siz hadi uzayın. Yavaş yavaş. Biz de bir yerde bekleyin. Burası aynen. Çok sakat. Ben de düştüm geçen. Kimse söylemiyor, rezil olmuyor. Leşmeler olmuyor ya. Ya bu işin şey doğasında var böyle bir şey de. Dikkat et bakalım. Sen doğa et, tarlaya doğru gitmedin. Abi gidiyorlar Frank. Tabelaya kadar. Nasıl böyle sen buraya? Ön freni kullanma bu şeyde. Ön kullanmayacaksın kardeşim. Neyse şey yapma, heyecan sıkıntı yapma. Herkesin başına gelebilir bir şey yani ama gör. İnsanlık abi. Şu an neredeyiz? Sakarya'ya girmek üzereyiz. Kazımpaşa'dayız. Kazımpaşa. Sakarya'da sınırı zaten abi. Evet.
Gezerken fark ettik ki arkadaşımızın motoru yürümüyor. Evet. Biz de yanımıza torkalet olmadığı için böyle bir lastikçi abimizin yanına geldik. O da biraz yoğun. Kazım Paşa Oto Lastik beyler. Arkadaş yardımcı oluyor sağ olsun. Tork makinesini kullanacağız. Evet, Erkan'ı göster bakalım mevzuyu. Motordan akan yağları da fark ettik böyle. Daha kaçta bu? 1463 kilometrede Rossi. Arkadaşlar ondan sonra fark ettik ki bu kayış. Arkadaşın şu anda takılı halde yalnız bu kayış. Sadece var ya. Sadece orada. Şuralar normalde. Başka bir şey gri olması lazım tabii. Bunlar hepsi kayış parçaları arkadaşlar. Neyse Erkan Başkan iş başa düştü. Halledeceğiz evet, bunu. Evet fazla da şey yapmayalım. Bakalım motor yağı geliyor buralara. Nereden geldiğini de bulacağız. Motor filtrenin içinden akıyor. Yağ fazla bence. Muhtemelen fazla. Şimdi söküp bu kayışı bir değiştirmemiz lazım. Tamam. Hadi bakalım devam. Evet. Nereye kadar çıkmış kayış? İşte şu resimde görüldüğü kadar. Ulan yarısına bile çıkmamış ya. Şimdi gel kayışla karşılaştıralım abi, yeni kayışla. Yanımızda Allah'tan yedek vardı bir arkadaşımız da. Şu arkadaşımız da var. Evet. Conti. Hop. İleride sağda. Köftecin orada. Köftecin orada. Köfte mi yemiş bu da? Bunu mu koymuşlar? Foxing diye bir fox çeken bir kayış herhalde. Fox'ı çekmiş yolda abi. Evet. Bizde de kontinental var. Evet, görüyorsunuz. Yarıdan az kalmış işte ya. Yarından yarısı. Daha aşağı. Ya bu duaysın kopmamış. Kopar bu yolda. Tabii. Bu zaten kopacak. Nereden geldi motorumuz? Gebze'den. Ne diyorsun ya? Evet. Gebze'den buraya kadar iyi gelmiş yine. Nereden baksan 30-60. 60 kilometre yaptık mı? 70 kilometre. Yapmıştır ya. Gebze'den buraya zaten 50 kilometre aldık. O zaman 100 kilometreye yakın. Yok, yaptı evet. Bu bagalar dediğiniz nerede abi? Şimdi geliyor hemen. Onları değiştirme şansımız var. Bagalar bakalım ne kadarmış, ne olmuş. Sipariş verdim gelmemiş. Yanmazsa şöyle. Bir şey düştü oradan ama. Eyvallah. Çok sıcak abi, elleyemiyorum yoldan geldi. Bagalar iyi durumda ya. 5,5 gram. Şu bak erimiş ama. Bir şey olmaz o kadardan da. Ama İleride yani. Şu anda bu baga İçeri, falan değiştiremeyiz. İçeriye bak abi. İçerisi abi. Şöyle bak yani. Bir hava tutalım başkan. Yok hava. Hava tutabilir miyim? Hava. Hayır. Ağzımız hava tutarsak. Buraya bipli abi, pardon. Olsun, ben onu hallederim. Tamam mıdır? Tamamdır. Abi sen bunlardan... Afiyet olsun beyler. Afiyet olsun. Uğur Hoca'ya da selam söyleyelim buradan, değil mi? Uğur Hocam selamlar, seni de bekleriz. İnşallah. Köfteler de bu arada çok güzel. Söyleyeyim onu. Genelde öyle ararlar hocam. Yalnız hocam bu söyledikleriniz kayıt altında, haberiniz olsun. Bu söyledikleriniz kayıt altında şu anda. Evet arkadaşlar, Kazımpaşa'da köfteyi yedik. Şu an Sapanca'ya doğru gidiyoruz. Artık kamerayı kapatmayacağım. Şarjı bitene kadar konuşacağım falan filan. Hadi görüşürüz. Görüyorsunuz böyle. İnci gibi dizildik. Erkan, bunun da kayışıyla bagasını değiştirdim sadece. Öyle gidiyor, alışsın biraz. Motoru boşa baktığın zaman boşta da gitmiyordu. Şu anda karbüratör ayarı falan da yok bunun. Yok. Ama bunlar ejeksiyonlu, var mı ara ayarı? Hay başım ara. Benim makine adam olur. Erkan onu adam eder bak sen sana koyayım. Burası nereye geçiyor şu an? Burası Ferdi var. Ama
Adapazarı. Adapazarı. Adapazarı'nın girişi burası. Sapanca'ya kadar geldik. Evet. Ama nerede duracağımızı bilemiyoruz. Sağda Sapanca Gölü. Vallahi ben de aşağı yukarı 48 senelik Kocaelioğlu olarak ilk defa geliyorum buraya, öyle diyebilirim. Motor, sen nelere kadirmişsin be. Yani Sapanca Gölü'ne çok geldim canım. Yani Sapanca'ya da çok geldim de bu taraflara tabii bu taraflara kadar gelmemiştim. Aslında daha da fazla gitmenin bir anlamı yok gibi geliyor bana. Bugün toplantıya, gezimize aşağı yukarı 25 arkadaşımız geldi. 25 arkadaşımızla beraber turalamış olduk. Şöyle bir park etsek, bir yer bulsak. Ne yapacağız? Suya mı sokacağız şeyleri, motorları? Daha böyle geniş yer yok mu bu şeyde, alanda? Daha geniş bir alan yok burada ya. Deniz kenarı, şey kenarında yok. Göl kenarında yok. Vallahi bile bu kadar gelmiyor. 5-6 şanlı evet. Başladığında böyle. En fazla 10 kişi oluyorlar. Göl kenarında muazzam keyif yapıyoruz arkadaşlar. Fıstık gibi. Şortlar şu an yan yana gelin.